Esma Gelin'in salonu spor tarza sahip. Keten oturma grubu 5 tonlarında ve füme rengi olarak kombinlenmiş. Art deko tarzı orta sehpa çok şık ancak salonun geneline uyduğu söylenemez. Televizyon ünitesi siyah kulp ve ayaklarıyla oturma grubuna yakışmış. Ama bu alanda kullanılan papatya çerçeve ve gelin çiçeği maalesef salona hitap etmiyor. Son olarak bordürlü saten fon perdenin spor tarz salon için yanlış bir seçim olduğunu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Kimden başlayalım? Senden başlayalım Çağla'cığım. Ben beğendim genel olarak. Çorbayı da severim. Tarhana çorbasına çok bayılırım. Çok salonluk yorumlayacağız ya. Ay bu gitmiş değil mi? Ay benim aklım. Ay senin aklın Çağla. Demek ki çorbayı hakikaten beğendim. Beğendim ama. İç iç. Sen al al. Biz seninle devam edelim Fatma Nur. Devam et Çağla. Bir iki yudum al sen bir kendine alayım gel. Ben, evet. Soluklan aşkım. Televizyon ünitesinin üstündeki resimdeki çerçeveni falan hiç uyduramadım. Beğenemedim onu. Televizyon papatya ünitesinin çok üstünde. Seviyorum ya. Evet papatya çok seviyorum. Ama eşim hediye almıştı. Yani. Evet. Aynen eşim hediye aldı. İçine de sadece kendimi koymak istedim. Gelin çiçeğim de var orada. İkisini bir olarak kınayla gelin çiçeği koymak istedim o şekilde. Boş kaldı. Koltuklarını güzel keten kumaşı severim. Ama böyle bir ne bileyim ben bu kumaşları genelde böyle oturma odalarında ya da yastıklı koltukları genelde oturma odalarına yakıştırıyorum. Bu oturma odası. Öyle yani onlara yakıştırıyorum yani salona ben daha böyle klasik. Mesela fonlarınla biraz şey o kaçmış yani. Kapı girişinde minik bir L var. Evet. Sanki onun devamı evet, gibi geldi. Evet, evet, kesinlikle. Onun devamı gibi geldi. Yani ben bunu oturma odasında kullanırım. Salona daha klasik. Sen de mi öyle? Ben şey söylemek istiyorum. 7 aylık evli olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bu ev 15 yıllık gelin evi gibi duruyor kiracı bana göre. Neden? Yani evi evden ziyade eşyalardan da bahsediyorum. Hani ben eve zaten yorum yapmıyorum. Kiracı olduğunu biliyorum. Duvar rengi vesaire bunları kendin ayarlıyorsun ama bence bu 15 yıllık bir gelinin evi gibi. Sen 15 yıl öncesindeki mobilyalara bak öyle konuşalım. Biliyorum, ben biliyorum. Aynı eşyalardan benim dayımın kızında da var. 15 yıl önce evlendi. Ya ben gözlerini kontrol ettireceğim ya. Çok istiyorum tamam mı? Ben sana lütfen. Evin resmini atacağım ama. Tamam at aşkım. Söz veriyorum. Tamam, yarışmadan sonra tamam. Evin resmini atacağım. 15 yıl önceki eve bakalım. Ama benim evim bir o evde. Bir de günümüzün değil. Evine bakalım. O saat o duvarda olmuş mu mesela? Olmuş. Olmasa orada olmazdı. Bence olmamış. Bence boyut olarak orayı çok küçük kalmış. Küçük kalmış. Salon için de bence ben uygun saat gördüm, değil. Seviyorum. Ama spor ona bir şey diyemem de sadece küçük kalmış. Bir de bu sehpa. Evet. Alakasız mı? Alakasız. Çok alakasız. Bu sehpa bunun içerisindeydi. Hediye olarak verildi. Başka yerde konumlandıramadığım için burada konumlandırdım. Hmm. Ayakları siyah. Şu kısımları şu koltuğuma uyuyor diye. Yani üstünü çok görmezden geliyorum. Kalın. Hediye olunca diyorsun. Koyacak yerim de yok Aslı Hanım. Aradaki L'nin önüne koyabilirsin bunu mesela. Burada çok anlamsız olmuş çünkü. Ha. Ya da örtüyle kapatabilirdin. Girişteki örtü de olmaz gibi. Yani o zaman diyecek ki iyice 15 yıllık. Aşkım saçmalıyorsun işte. 25 yıl olur. 25 yıl olur. Geldi yani artık. Evet Çağla. Masanı beğenmedim. Evet. Evet. Ama iş görüyor bak. Sana yeni güncelleme geldi. Dün de orta sehpa yok. Beğenmemeye başladım. Evet ya. Senden geçti o soğukluk bana. Yeni güncelleme geldi. Beğenmemeye başladım. Yeni sürüm atıldı. Senin ağzından neler çıkıyor? Neler çıkıyor öğreneceğiz. Ay birazcık sus da yorumumu yapayım ben. Yaparım ya. Masanı beğenmedim. Hı hı. Bu tarz koltuk takımlarını da beğenmiyorum. Hı hı. Yanlış anlama. Rahat değil yani. Sürekli... Rahatsızım yani hayatım. Beğenmedim artık aşkım. Bak. Tamam. Ben çok rahat beğendim, ben yani. Beğendim ben direkt gömüldüm. Bak alın... beğenen de var beğenmeyen de. Tabii tarz evet. Olarak güzel ama... Çağla bitirsin sen devam et istersen. Çağla konuşamadı. Sen de bir çorba iç bence. Bana acı geldi bebek için. Evet. Çemiyor acı. Devam et aşkım. Halını beğendim. Halı mı? Sana halı. Soruyorum bunu, halı mı? Evet, tabii. Paspas değil hayatım, halı. Wow. Teşekkür ederim. Halıyla bravo. İlk defa, efendim bugün üçüncü gördüğümüz ev ve Çağla bu halıya halı dedi. Ama benim halım gibi değil tabii ki. Ha. Senin halını da görürüz canım. Yani. Yine değil, yine değil. Yarımı görüyoruz. Evet, olsun yarımı görüyoruz. Olsun en azından halıymış Çağla'nın ya. Çağla'nın halısını buna da şükür. Hepimiz çok merak ettik, değil mi? Bayılacaksınız. En çok da Derya merak ediyor sanki. Aşkım halıya doğru mu bayılayım yarın? Bilmiyorum, komple yat halıya bu doğru. Bu ince mesela. Şimdi öyle kalın halılar, kalın halılar eskide kaldı. Şimdikine daha ince. Aşkım ben 2023-2024 modelleri izleyerek, bakarak
seçerek aldım o halıyı. Sizin güzellemeniz geliyor, o yüzden. Sen biraz bohem tarzı izlemişsin herhalde. Bence sen çok özeniyorsun. Kendin ol, boş ver. Ben kendim zaten. Ben bunları, yani bunları koydum yeni, eski. Kendim olmasa benim o halı orada olur muydu sence? Bak o kadar insan yorum yapıyor şu an. Çok da güzel olur. Ben çok beğeniyorum halımı. Evet, halının fiyatı nedir? Halının fiyatı 2000 TL. Bu avize burayı hiç aydınlatmıyor. Yani ışık gücünden mi? Yani... Volt. Ne yapayım, evet, ben insanların yüzündeki var. Detaylara bakmayacağım ki ben yani. Geliyorlar. Hayır, buraya girdiğim zaman çok böyle bayıldım. Bayılma aşkım. Şu perdelere çok dikkat etmek istiyorum. Kırışık çünkü değil. Çünkü takıntılı olduğu kırışık için. Kırışık değil tüller. Yani bu tülünden kaynaklı kırışık olmaz zaten. Ama değil ama yani. Sen neye takılmaya çalışıyorsun şu an, ben anladım. Yani. Burası şimdi neden ben ayrı? Bir dakika. Çift camlı ya. Ben dün sana açıkladım yani tülün cinsine göre, yani kumaşına göre de ütü kabul etmeyebiliyor, yani açılmayabiliyor. Tamam, neticede kırışık değil. Değil ama sonuca kumaştan bakıyoruz. Kaynaklı yani. Sonuca bana Aslı Hanım, fonlar neden İyi bu kadar kısa? Yani. Kumaş mı yetmedi? Hayır ya, evim dengesiz. Birini yaptırdım uzun geldi, o taraf kısa geldi, dengelenmedi. İkisini eşitleyince ya kısa oldu. Çok garip bir olay içindeydim. Bu kadar mı fark var? Gerçekten var. Şahsen karış. Keşke perdeciye söyleseydim, bu şekilde ölçüm alınırdı ya. Güneşliğini de kısa kullanmışsın. Evet, öyle tercih ettim. Senin tercihlerin biraz yanlış hayatım ama. Güneşlikler uzun mu olmalı? Ya bize stor olmalı bence. Bence stor. De. Evet. Hani belki kullanışı zor ama salonlara stor gerçekten. Yani. Bunlar artık çok eskide kaldığı için en azından salonda daha şık duruyor storlar. Yani kumaş, güneşlik kullanmak istemiyorsunuz. Evet, yani sürekli... Ama kumaş, güneşlikten vazgeçemeyen bazı gelinlerimiz var. Mesela ben... Kolaylık olsun diye düşünülüyor ama anne de öyle kullanıyordu da. Değil mi? Annem de öyle. Yani kumaş. Ne gördüysem o aslında. Bak, biraz da nereden gördüysem o geliyor. Benim her dediğim tez doğru çıkıyor. Evet, o yüzden anneden zaten. Anneden ne görüyorsanız kızları da gerçekten anasına bak kızına al. Benim de içime siniyor o yüzden. O yüzden güncel değil, eski. Gerçekten aynen doğru söylüyorsun. Güneşlik, böyle kumaş güneşlik kullanan annelerin kızları da kumaş güneşlik istiyor bazı. Alışmışım. Yani teşbihde hata. Kendim orada gidip peki perdelerin, fonlarını falan ne kadara yaptırdın? Fonlarım 900 TL. Tamam. Perdelerim de 3000 TL. Peki kanepelerin fiyatı ne? 30.000 TL. 30.000 TL. Yemek masan ve sandalyeleri. Onlar ayrı aslanım. Avizen? Avizen 900 TL. Ama 900 gerçekten TL. Onun içindeki ışıkları değiştir ya. Avizede lekeler var. Tamam, bir daha geleceksen Fatma, bir daha gel. Geleceksen senin için aydınlık yaparım. Ben salona uygun bulmuyorum bu tarz avizeleri. Yemek masasının üstüne uygun buluyorum. Ha, bu da tutturdu. Bu bir şey tutturdu mu gidiyor. Bu kız beni öldürecek artık. Bu uzun olanlar genelde yemek masalarının üstünde kullanılıyor. Kime göre, neye göre be güzelim? Kime göre değil, genelleme yapıyorum. Hayır, ben. Hayır, öyle sana bir şey yazmıyor. Hiçbir kitapta yazmıyor bu. Kitaba göre değil ya. Tamam. Bir şey alırken de hani ürünleri ayırıyoruz ya kategori kategori evet, diye. Evet, evet. Ben buraya uygun görmüşüm. Mutfak masasının üstü, yani yemek masasının üstü diye ayırdığın zaman bu üçlüler çıkıyor direkt. Bir de toz var içinde. Dün arkadaşımıza eleştirmiştiniz. Göremiyorum ben tozu. Ben görüyorum. Tamam. Bu taraftan bez vereyim mi? Silmek ister misin? Ben neden sileyim? Ben görmüyorum çünkü. Senin yapmadığını ben niye yapayım? Ben görmüyorum. Çünkü ondan silmedim. Sen görüyor musun? Gördüğünü sil o zaman. Benim evimde ahşapla siyah, beyaz, evet. Krem uyum, ekru uyumunu beğenmedi diye hatırlıyorum. O yüzden bununla üniteyi falan bende hiç yakıştırmadım. Ekstra. En azından uyumlu evet, olabilirdi. Üçünün ahşap olmasını beğenmemiştim sende. Ya dedim ya, hediyeydi. Gerçekten öyle değerlendirmek istedim. Aslanım, bir de ben pampas görüyorum orada. Onlar da bana eski geliyor. Yani bayağı pampas eski. Pampas sevmiyorsun evet. Çok fazla. Ayrıca bana çok renkli yani. Ben at falan koymamız dedim ya, renkli lazım, seviyorum diye. Deryan. Keşke at falan koymamız lazım. Keşke at koyabilseydim. Çok uyumuş ya, onu renk istedim. Uyum, ben daha çok uyum aradım. Anladım onu. Onu pek göremedim. Sen de Çağla pampas mı göreceğiz? Görebiliriz galiba. Öyle mi? Belli zaten. Seviyorum ben. Evet, peki buradan o halde gelinler bir mutfağa gitsinler bakalım. Gelinimizin mutfağını yorumlasınlar. Salonda en çok beni o saatin orada durması, ondan sonra o pampas, yani kaç sene öncenin şeyi, onun orada olması çok saçma geldi. Bana göre 7 aylık değil de 15 yıllık evli gibiydi.